İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Andoktar'la sohbetlere başlıyoruz. Bugün çok değerli iki misafirimiz bizlerle. Şimdi Oktay kendilerini tanıtacak. Evet, bugünkü misafirlerimiz Haham Yeşaya Hollander hocam. Sanayi'nin Hahamlar Meclisi'nin dış ilişkilerden sorumlu ve Beni Nuh Kudüs Mahkemesi eş başkanı. Kendisi aynı zamanda dini okulda eğitim veriyor. Haham Hollander teorik fizik üzerine eğitim gördü. Aynı zamanda lisanslı patent avukatı. Welcome. Diğer misafirimiz Asaf Gibor Beyefendi. İsrail en yüksek tirajlı haftalık İbranice gazetesi Makor Rishon'un ve tanınmış İbranice haber sitesi NRG'nin Arap ve Filistin ilişkilerinden sorumlu temsilcisi. Welcome. Buyurun hocam. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizleri çok seviyoruz. You honored us. Very welcome and we love you very much. Hazreti Musa'nın evlatlarını, İbrahim'in evlatlarını. We love children of Abraham, we are love children of Moses. Maşallah. Buyur gel şey Alkas. Evet. Sözü Hollander'e verelim isterseniz. Evet, tamam. Sen İnşallah. Hollander'e. You may start by Hollander. You can start. Thank you. Thank you very much. We are here again. We have a mission from Allah, from God, and that was to bring the understanding of how religious people should behave to one another in this world. We very much appreciate the efforts Mr. Oktar has been making and inshallah will be making in the future, and we hope that the Almighty will send success to all his efforts. Sizin çalışmalarınızı biliyoruz ve inşallah gelecekte de Allah başarı verecektir. Burada bulunmuş amacımız da Allah'ın dilemesiyle buradayız inşallah. Dindar insanların birbirlerine nasıl davranması gerektiğini göstermek amacıyla. Evet. Tevrat'ta anlatılanlar doğru. Kur'an'da anlatılanlar doğru. Peygamberimizin hadislerinde söyledikleri doğru. Tevrat'ta böyle zorlu günler geleceğini söylüyor. Arkasından da Moşiyah'ın yani Mehdi'nin çıkacağını söylüyor. İsrailoğullarının bölgeye hakim olacağını, vaat edilen topraklara hakim olacağını ve mutlu olacaklarını söylüyor. Moşiyah'ın da benim anladığım İsrailoğullarının olması Tevrat'taki bu müjdenin gerçekleşmesi demektir. İnşallah. Whatever told in the Torah, whatever told in the Quran and whatever told in the hadith of the Prophet Muhammad are definitely true. The children of Israel will conquered by the sovereign, the promised land, inshallah. And it is also told in the Torah that the children of Israel, sovereign, the promised land. This is definitely true, and we will see this. Moşiyah'ı göreceğiz. We will see Moşiyah. Yeah. Onun vakti. Ya bütün bu alametler o. Evet. Ya Suriye'nin bu hale gelmesi, İran'ın bu hale gelmesi, bu patlayan bombalar, akan kanlar, çocukların denizde boğulması doğrudan Moşiyah'la ilgili. These difficulties, this terrorism, this violence, all these bombs, whatever happening in the Syria is the signs of the appearance of the Moşiyah. And they are happening one by one. Dünyada böyle olaylar tarihi içerisinde hiç görülmemiş, ilk defa oluyor. That kind of events have never been seen in the history of this world. These are happening for the first time in the world history. Depremler hiç bu kadar sıklaşmadı. İlk defa böyle oldu. For the first time there is so much increase in the earthquakes. That's the first time happening so many earthquakes in this world. 1980'lerden sonra dünyadaki en yüksek oranı çıktı. After 1980s it increased the most the earthquakes in the history of life. Dünyanın atmosferindeki biriken taşlar ilk defa bulut kadar çok hale geldi. For the first time the meteors around this world has increased so much, hundred thousands of them around this world, like clouds. Evet. Surrounding the earth. Evet. Tevrat'ta belirtilen her yerde kan aktı, olaylar çıkıyor. Wherever it's stated in the Torah, the places for the bloodshed, it's happening. Bu da Moşiyah'ın çıkışının çok sarih, açık alametleri. Moşiyah çıktıktan sonra kan duracak, olaylar duracak. Tapınak yeniden yapılacak Hazreti Süleyman Tapınağı. En muhteşem ve en güzel şekliyle. Yüzlerce ton, yani binlerce ton altın kullanılacak, saf altın. Pırıl pırıl uzaktan bakıldığında Kudüs'te Hazreti Süleyman'ın mescidi parlayacak.
ve sarayı da aynı şekilde yüzlerce ton, binlerce ton altın kullanılarak yapılacak. O da pırıl pırıl parlayacak. Kudüs adeta cennet gibi olacak. These are the signs of the appearance of the Moshiach. The Solomon temple will definitely be rebuilt, and 1,000 tons of gold will be used for the building of Solomon's temple and Solomon's palace, and it will be seen from very long distances with the light of the gold. Kıyamet iyice yaklaştı, başka vakit yok deriz. We are in the end times, and the doomsday is so close by. There is no other times for this. Musevi tarihine göre de, Müslümanların tarihine göre de vakit bitti. According to the Jewish calendar, according to Islamic calendar, the time has, this is the time. There's no time left. En fazla bir 100 yıllık zaman var. Mostly we have 100 times of until the last day. Her şey bu zaman içinde olup bitecek. Everything will happen in this time. In this. Musa'nın evlatları, İbrahim'in evlatları vadilerini gördüğünde çok sevinecekler. The children of the Moses and the children of Abraham will be very happy to see whatever is promised. Allah zorla bunu yapıyor şu an. Allah is doing this with his power. Ve bu, force, bu gücün force. Karşısında kimse duramaz. And nobody can stop this power. Sizin sormak istedikleriniz var mı? Any questions you would like to ask? Yes, I want to question Mr. Oktan. That's all about the during the days. How do you see the development of the Islamic, the bad Islamic, all over the world, especially in Syria and Iraq, and now Turkey has become and Palestine, Israel. What do you think about this bad Islamic that conquered the world? Yani İslam'ı kötü İslam olarak değerlendiriyorsunuz. Onları nasıl görüyorsunuz? Mesela Suriye'de olan olaylar, İsrail-Filistin ilişkileri, akan kan, bu terörizm, şiddet. Nasıl geleceğini nasıl görüyorsunuz? Müslümanlar İslam'dan çıktılar, müşrik oldular. Büyük bölümü. Bu hadislerde belirtilen bir husus. Gerçek İslam yaşanmıyor. Ancak Moşiyah'ın, Mehdi'nin öncülüğünde gerçek İslam yaşanacak. The Muslims exiled the real Islam. And they become mushrik and idolaters. That's the reason why cause of this, all this violence and the bloodshed. But with Moshiach, these problems will be solved. Only with Moshiach. Saf Kur'an'a göre hareket edecek. Benim inancıma göre ve Tevrat'ın gerçeğine göre hareket edecekleriz. Moshiach will rule according to the real Islam Quran and according to the Torah. Kutsal sandık bulunacak. Hazreti Musa'nın kutsal sandığı. And the Ark of the Covenant of Moses will be found. Moshiach bulacak. Moshiach will find it. Getirip tapınak tepesinin karşısına, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerin ortasına, oraya getirip koyacaklar. Öyle söyle yani. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o boşluk alanına getirip koyacaklar. Moshiach will bring this Ark of the Covenant on the land right across the Mescid-i Aksa. He will place it there. The Ark of the Covenant. Şu an saklı duruyor dersin. It's hidden right now, the Ark of the Covenant. Evet, Hazreti Musa'nın tabletlere yazdığı iki tablette bulunan Tevrat nüshaları bulunacaktır. The two tablets of original Torah of the Moses will be found. Hazreti Musa'nın asasının bir parçası. The stick of the Moses, piece of stick of the Moses will be found in this Ark of the Covenant. Manna will be found. Altın kutu içerisinde manna, orijinal. Hazreti Musa söylemişti, saklayın diye. İleriki nesiller Moşiyah zamanında bulunması için altın kutuda kapalı olarak bozulmamış manna çıkacak sandığın içinde. İnşallah. The original manna from the time of the Moses, which is placed in the gold cover, will be found in the Ark of the Covenant, because Moses said for the future generations to be found. Place it into the Ark of the Covenant. Ve buna benzer birçok kutsal emanet. And many sacred trusts similar to that. Sandık şu an hiç bozulmadan duruyor dersin. It's not being damaged, hasn't been changed, Ark of the Covenant. It stays hidden right now. Yani emin ellerde saklanıyor dersin. In safe hands it will be kept hidden.
You're very well aware that few Jews blame you the because you think about denying the Holocaust. It's a very ancient issue. Can you clarify your real opinion about the Holocaust? Sizin bu Yahudi soykırımını karşı olmadığını söylediğiniz dolayısıyla ithamlar var. Buna ne söyleyeceksiniz? Kendim zaten İsrail kökenliyim hem de. Maşallah. I'm a descendant of Israel, Israelis, children of Israel. Yani dedelerim, soyum Hazreti Yakub'a yani İsrail'e dayanıyor deriz. My descendants goes to Prophet Jacob, Israel, Prophet Israel. Soykırım dehşetli bir bela, çok korkunç bir olay tabii. The Holocaust is a terrible thing. Dehşet verici dersin. It's troubling. It's giving trouble. O devre ait filmleri izleyenler sinirleri bozuluyor. Çok ızdırap çekiyorlar dersin. When we watch the films, movies from that time of the Holocaust, we suffer from that psychologically. Museviler peygamber soyudur. Musevileri yok etmeye kalkan kendisi yok olur. The Jews are the descendants of the prophets. Whoever tries to eradicate the Jews will be eradicated himself, will be destroyed himself. Allah helak eder. Öyle bir zulme Allah müsaade etmez. Allah destroys that kind of people. Allah doesn't allow that kind of tyranny. Bu zaten hep böyle olmuş. This always happened like this. God doesn't allow. Museviler tedirgin olmasın, hiçbir şey olmaz. Yani sonuçta çok güzel günler görecekler. There's nothing to worry for the Jews. They will see very beautiful days, happy days. Ama bu belalar, bu olaylar olacak zaten. Tevrat söylüyor bunu. But that kind of troubles, that kind of tyranny and violence will happen because Torah stated that, promised that in Torah. Ama kurtuluş da çok yakınlaştı. But the salvation is very close by. Yani 3-5 yıl içerisinde çok büyük olaylar olacağı anlaşılıyor demiş. In 3-5 years, the terrible things will happen. We understand that. Museviler toplansınlar, Allah'tan Moşiyan çıkışını istesinler. The Jews should come together to ask God for the appearance of the Moshiach. Pray for that. Binlerce Musevi, on binlerce Musevi dua etsin. Thousands and ten thousands of Jews should pray for that, appearance of the Moshiach. Ağlama duvarının önünde. In the wall of Solomon's temple, they should pray for the appearance of the Moshiach. Orayı doldursunlar. They should fill the all this land, all this area. Hoparlörlerle sesi yükselterek. With the speakers loud, evet. They should pray. Allah'tan sürekli onu istesinler. Tek Moşiyan çıkmasını istesinler. Pray to God, to Allah, for the appearance of the Moşiyan. Should pray. Ünlü hahamlar, büyük hahamlar, onu Roma'nın kapılarında arayın diyor Moşiyan. İnşallah. The pioneer rabbis, prominent rabbis, they say, ask for the Moshiach at the doors of the Rome, gates of the Rome. Hmm. O verilen adres doğru deriz. This address is correct. This given address is correct. We are, this week, 5 years of war in Syria. How do you see the, supposed to be the solution of this conflict, the war in Syria? What do you think about Assad supposed to be in this solution? And what do you think about the ISIS and the world that's seeing ISIS as a conflict and seeing the action of the Islam, in the name of the Islam by ISIS? Suriye'deki sorunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çözümü ne olabilir? Esad'ın yeri nedir çözümde ve IŞİD'in İslam'a karşı davranışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İslam adına. Isıtıcı aç. IŞİD'in çıkacağına dair ve IŞİD'in vasıflarına ait peygamberimizin 20'ye yakın hadisi var. Böyle bir yapılanma olacak ve bunlar dehşet saçacaklar, kan dökecekler. Bunları da Moşiyah durduracak. There are at least 20 different hadiths from Prophet Muhammad about the appearance of the ISIS and describe in detail the ISIS before the appearance of the Moşiyah they will appear. It's stated in the hadiths. En ince detaylarına kadar anlatılmış böyle bir grubun çıkacağı. And it described in the details, in the last details, it was described by the Prophet Muhammad in the hadith. Esad pişman olacak.
hadislere göre benim gördüğüm Moşiyah'ın sözünü dinleyecek hale gelecek ve ona tabi olacak. İnşallah. Esed will be regret according to the hadith. I understand that from the hadith. He will regret and he will obey to Moşiyah. Onu öldürmeyecekler tahmin ediyorum. And I think they will not kill him. They will not execute Esed and he will obey to Moşiyah. Asad. Esed. Evet. But he should stay on his opinion, like as a president of Syria. Suriye başkanı olarak kalmalı mı sizce? Moşiyah başkan olacak. Moşiyah will be the president. Hmm. Can you do you think that we the Jews and the Christian can make the difference, or even the Muslim can make the difference between the Islam of the ISIS and the Islam of the enlightened Islam? Can we do the difference? Biz Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar bu İslam düşüncesini değiştirebilir miyiz şu anki bozuk olan? Samimi söylüyorum, Moşiyah'ın dışında kimse değiştiremez. Sincerely, I tell you sincerely, except Moşiyah, nobody can change it. Yani bu büyük bir felaket, bunun bin yıllık zemini var, oturmuş, şeytanın etkisiyle meydana gelmiş, yıkıcı, müşrik zemini var. This is a destructive, idolater foundation, which is based since thousand years. On a very strong foundation it was established because of the plot of Satan. Yani Müslümanlar da Museviler de Moşiyah konusunda birleşmesi gerekiyor. Both Muslims and the Jews come together for Moşiyah. Yani İran'da da milyonlarca insan dışarıya çıkıp Türkiye'de de milyonlarca insanın Fas, Tunus, Cezayir her yerde Allah'tan Mehdi istemeleri lazım. İsrail'de de öyle. Moşiyah istemeleri lazım. Millions of people in Iran, millions of people in Turkey and Israel and Morocco and Tunisia should come on the streets and pray for the Moshiach and ask God for that. Inshallah. Masonluk da bunu istiyor diye düşünüyorum. Tapınak şövalyeleri de istiyor diye düşünüyorum. Onların da bu konuda artık atağa geçmesi gerekiyor. And I think Freemasonry wants that also, appearance of the Moshiach. And Templars ask for that also, appearance of the Moshiach. And they should start to struggle for that. But in the meantime, what we as an Israel should do about the Palestinian terror or 13 years old children that stabbing Jewish or pregnant women? Doing some terror action against the people. What we should do, the Israel one. Bu arada İsrail'in Filistin terörizmiyle ilgili ne yapması gerekir? Mesela 13-14 yaşında çocuklar, hamile kadınları, Müslüman şeyleri, İsrailleri bıçaklıyorlar. Bu ve bunun gibi terörist ataklar için ne yapmamız gerekir? Bir televizyon yayınlarının vicdanlı olmaları, merhametli olmaları, çünkü genellikle dindar Musevilere saldırıyorlar, bu çok korkunç. Yani dindarlara saldırmalarının şeytani olduğu anlaşılıyor. Yani dinsizlere de saldırılmaz ama dindarlara saldırıyor olmaları çok karanlık. Yani şeytani bir kökeni olduğu anlaşılıyor. Dünya çapında bir eğitim çalışması yapılabilir yani, vicdanlara yönelik. Ama asıl teknik tedbir alınması lazım. Of course, there should be some technical precautions, but there's education needed worldwide against their conscience, to wake up their conscientiousness. And of course, it is terrible. It's a terrible attack to attack, they especially attack the religious people. Of course, you cannot attack irreligious people, but it is terrible. It's troublesome. They attack the, especially the religious people. But a worldwide education is needed to stop that. TV campaigns especially. Ama bunlar geçici olur etkisi tabii. Yani asıl etki Moşiyah'ın etkisidir. Yani bunlar hafif etkisi olacak tedbirlerdir.
But these are light precautions, temporary precautions. The main precaution will be only be taken by Moshiach, with Moshiach. How do you see, Mr. Oktar, the rule of the Turkish people or the Turkish government of all the Middle East issues? Bütün Ortadoğu olaylarında Türk hükümetinin nasıl bir rolü var? Türk yönetimi nasıl görüyorsunuz diyor. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlar hükümete biraz baskı yaptılar. Filistinli gelenekçiler de baskı yaptılar. Hükümet biraz İsrail'e karşı mesafeli oldu. Ama biz İsrail-Türkiye dostluğu için çok bastırdık. Hükümete ben bu konuda sürekli uyarıda bulundum. En son safhada hükümet İsrail'le yakın ilişki kurma kararı aldı. Şu an bunu uyguluyor. There was a lot of pressure from radicalism, radicalists in Turkey and from Middle Easterns, pressure to our government to stay away distant to Israel. But I also had a lot of made recommendations to them, and I forced them to come too close to Israel. It looks like Israel and Turkey now coming close together. Daha bastıralım, o görüşmeler hızlansın. Türkiye'nin bayağı niyeti var, hükümetin niyeti var İsrail'le dost olmak. Turkey targets on that, aim on that. So we should put more pressure, come together more often, more frequently like this, and put more pressure on the government. And Turkey has an aim to come to close to closer to Israel. Ama milli gururu yıkıcı konuşmaların iki taraftan kaçınması gerekiyor. But to damage the national pride, should both sides should stay away from that, to hurt the national pride. İki tarafta milli gururu okşayıcı konuşması gerekiyor. They give compliments to the national pride to the other side, each other. Not to hurt the national pride, but to compliment. Ilımlı İslam'ı Mehdi ve Moşiyah temsil ediyor gerçek anlamda. Başka onun dışında ılımlı bir İslam yok dünyada. There is no other moderate Islam except Moşiyah Mehdi represents. What do you think about the willingness of the Israeli government from the Palestinian to recognize, or from the Islam to recognize by Israel as a Jewish state? İsrail'in bir devlet olarak tanınması isteğini, Filistinliler tarafından tanınması isteğine nasıl bakıyorsunuz? İsrail'i Filistin tanımasa bile dünya tanıyor zaten. Yani devlet olduğu açık aşikar. Filistin'in yaklaşımın tabii çok dostane, kardeşçe, sevgiyle olması gerekirdi. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olurdu o zaman Filistin. Devlet de olurdu. Çok çok rahat yaşarlardı ama kader öyle değil. Moşiyan çıkması için onların da bu şekilde olması gerekiyor. Even though Palestine does not recognize Israel as a state, the entire world recognizes the state, so that doesn't mean anything. However, Palestinians should recognize Israel as a state. They will be very rich, actually, and peacefully rich in this area and with prosperity. But it's necessary for Moshe to appear. İsrail'de benim gördüğüm daha çok kadınlara, çocuklara, savunmasız kişilere saldırıyorlar. Onlara çok dikkat edilebilir. Tabii bu çok korkunç bir şey yani. Büyük bir ahlaksızlık. Mazlumlara saldırılması. Ama dindarlara saldırıyor olmalarının altyapısını incelediğimizde dindarları kıskanıyor oldukları ortaya çıkıyor. Pek tabii ki yani dinsizlere saldırsınlar anlamı çıkmaz bundan. Dinsizlere de son derece saygı duyan, onlara da şefkatle yaklaşan bir bakış açıları olmalısı gerekir. They attack the defenseless people, especially women and children. The Palestinians attack the defenseless people in Israel, the women and children. This is a terrible thing. So we should be careful about that. We should take precautions about that. But they especially attack the religious people. Of course, I'm not saying that irreligious people should be attacked, but we should look the base of why they attack the religious people. We should think about that. Şiddetin tabii her türlüsü çok çirkin. Kim yaparsa yapsın çok korkunç. The violence and terror, from which side is coming from, it's terrible. It's immoral and terrible thing. Yani insan kanı akıtılması çok şeytani ve korkunç bir şey. The bloodshed is terrible thing. İsrail'de böyle saldırganları yakaladığında onları öldürmekten kaçınsın. Çünkü o yeni yeni karşı ataklara sebep olur. Tutuklayıp hapse atmaları en isabetlisi olur.
if the Israelis are taking under custody the attackers, they should not execute them. But because this will generate more enmity and hatred, and they generate more attackers. Gerekirse müebbet hapis verilir, ama öldürmekten kaçınmak lazım. They can give life sentence, but executions should be prohibited because of this reason. Executions are prohibited. Öldürme cezası yok diyor. Haham Hollander öldürme cezası yok diyor. Ay saldırdığı anda. At the moment of the attack. Evet. Yani self-defense you'd kill. Sadece nefs müzafaa olarak öldürüyorlar diyor asaldırma. Yani olabiliyorsa sağ yakalamaya çalışsalar daha iyi olur. Yani olabiliyor. Impossible yeah. Evet. They should be captured alive. Yani mümkünse o daha iyi olur. Yani çok olumlu etki yapar. This will be a very good thing if they will capture alive. Instead of being our intelligence forces are interested in capturing alive so that one can interrogate them. Zaten istihbarat teşkilatları da onları canlı yakalayıp sorgulama eğiliminde. Evet. Mümkün mertebe ona dikkat etmek lazım. Ama Allah vermesin. Tabii çok zor bir durum. Of course it's a very, may Allah forbid, it's a very difficult situation. But if possible, they should be captured alive. That's it says in the halakha and it says in Israeli law. The same thing. Evet, İsrail kanunlarına göre de bu şekilde. Evet. Evet. Dünkü bombalama olayıyla ilgili canlı televizyondan bağlanması gerekecek diye 10 dakika acaba izin isteyebilir miyim diye sordum. Olur. Can you play that? You will have connection. Yes, connection out of the universe. I would like to say, about 8 months ago, I had a meeting in Beit Jala with Sheikh Jabari of Hebron and two other sheikhs, I don't remember the name, and another sheikh was a Bedouin sheikh. He spoke English well, and the other spoke Arabic. And before we had the formal meeting, until one of the other Chachamim came, we had an informal talk. And the first question they asked me was, what is your strategy? What is your plan? And I said, 10 years ago, I could have said what my plan is. But now, I say my plan is to listen. Allah sends me to come to Mr. Oktar, Allah sends me to come to Beit Jala, Allah sends me, wherever He sends me, I go. I have no plan. I just listen and go where I'm sent. They like that. He translated this to Arabic and they discussed it and they were all very happy with it. Translate and then I'll tell the second story. 8 ay önce İsrail'de şeyhlerle toplantı yapmış Hebron denen bölgede. Orada konuştuğumda planınız nedir diye sorduklarında bana diyor. 10 sene önce bir planım vardı ama artık bir planım yok. Allah beni nereye sevk ederse oraya gidiyorum. Mesela size geldiğini söylemiş böyle. Nereye sevk ederse ben oraya gidiyorum. Artık demiş bir planım yok. Allah'ın dediğini dinliyorum. Tevrat'ta başarı hep dua edildikten sonra geliyor. Yani hep dindar olanlar, Allah'ı çok sevenler, Allah'tan samimi bir şey istediklerinde onun arkasından zafer geliyor. İnşallah. The only success and victory according to Torah is pray and to ask the God. Whenever people sincerely ask with a deep prayer to Allah, pray to Allah, then success and victory follows. I'll tell you now the second part. The second part, one of the sheikh said, talk about bad people. I said, I don't think there are many bad people. Nearly all people are good people. A bad person is a person who does bad intentionally knowing that it's bad. Then I gave a translate this and tell the continuation. Evet, bana kötü insanları sordular. Ben dedim ki dedi, kötü insan pek yok. Sadece kötü amaçla bir fiil işlendiğinde kötü denebilir. Ama genelde insanlar kötü değil. Then I gave an example.
let us say a young Arab boy who was taught in school and in the mosque and in the school that the Jews are descendants of apes and pigs. This was what he was taught, this is what he believes, and it is his duty to Allah to kill the Jew. Evet, mesela okullarda bir örnek verdim dedi. Okullarda Yahudilerin domuzlar ve maymunlar olduğu ve öldürülmeleri gerektiği öğretiliyor. Okullarda ve camilerde. Now let's just say that this young man sees me and he says, oh, now I can do this great service to Allah and kill the Jew. Bu genç adam da beni gördüğünde böyle düşünebilir. Yani benim Allah'a ibadet için öldürmem gerekir. And he takes his knife and he comes to kill me. Bıçağını alıp üstüme gelebilir. And I take out my pistol and I kill him. Ve ben de tabancamı çekip onu öldürdüm. I think he is a good man. Benim inancıma göre o iyi bir insan. I will kill him not because he's a bad man. I will kill him because he's threatening my life. Ben onu kötü bir insan olduğu için öldürmüş değilim. O sadece benim hayatımı tehdit ettiği için öldürdüm. But it's not because anyone is bad. It's because there's a mistake. Buna göre o kötü değil. Sadece eğitimden kaynaklanan. And I would pray for his soul. Ve ben onun için dua ederim, ruhu için. Yanlış eğitimden kaynaklanan. The big problem in the world is misunderstanding and mistakes and is not evil. Evet, dünyada bugün önemli olan kötülüğün değil, yanlış eğitimin, yanlış öğretimin olması. O net, doğru bir tespit ediyoruz. That's very correct statement. Thank you. Çok açık. It's very clear. And so the main effort today is our responsibility is to educate, as you said, more than once. Evet, tabii sizin dediğiniz gibi asıl konu eğitimin olması, doğru eğitimin olması dünyada asıl temel konu. And we pray for you and we pray for our people that we should be able to educate our people in such a way that they understand that violence is wrong and that peace is the only way. Evet, biz hem sizin hem de bizim insanlarımız için dua ediyoruz. Eğitimle bu sorunun çözülmesi için inşallah. 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 Onun için tabii manevi büyük bir patlama gerekiyor. Yani büyük bir infilak gerekiyor manevi. Bu da ancak Moşiyah'da olur. İnşallah. For this, a big spiritual explosion is needed. And this only can only happen with Moshiach. Yani toplumlar bunun dışında kasılmış, donuklaşmış durumdalar. Bu kasılma ve donuklaşmanın büyük bir patlamayla açılması gerekiyor. All the nations are contracted right now. For this contraction to be solved, a big explosion with Moshiach is needed, a must. Well, let's say there's a big explosion and then what? Then we need to educate the people after the explosion. Böyle bir manevi patlama olduktan sonra nasıl olacak? Onları yeniden eğitmemiz gerekiyor. O patlama bütün insanları sürükler. Yani insanlar o manevi patlamanın etkisinde kalırlar. Çünkü bir insanın eğitilmesi bir gün bile, birkaç saat içinde bile düzelebilirler. This spiritual big explosion will direct all the people. In very short time, education can be done. And this will direct the people to the right path. So why should we do anything now? O zaman niye bir şey yapmamız gerekir şimdi? Let's wait for the explosion. O zaman patlamayı bekleyelim. Patlamanın olması için bir araya gelip Mesih'in çıkması, Moşiyah'ın çıkması için dua etmemiz lazım. Bu zaten kendi başına bir patlamadır. İnşallah. For this big explosion, we should come together and pray and ask for the appearance of the Moshiach. This is the way to the explosion. Ya binlerce kişi toplanıp ısrarla Mesih'in çıkmasını isterse, dünya bir fevkadelik olduğunu anlar, büyük bir olay olduğunu anlar ve bu bütün insanlığı sürükler bu. İnşallah. If thousands of people will come together for to pray for the appearance of the Moshiach, then all the other nations, all the people in the world will understand there is something supernatural, abnormal is happening. And this will bring the explosion, the spiritual explosion, and it will follow. Moşiyah, Mehdi'ye duyarsızlık felaketlerin daha da artmasına sebep olur. Tek çözüm, bütün dindarların bir araya gelip Allah'tan Moşiyah-ı Mehdi'yi istemeleridir.
to ignore Moshiach Mehdi, that is a terrible thing and causes all these problems. All the nations and people will come together for and to pray for the appearance of the Moshiach. In about 10 weeks, we have Purim week after next, and then we have Passover, and then we have Shavuot 7 weeks later. So that would be about 12 weeks from now, 13 weeks from now. That night of that day, we have maybe hundreds of thousands of people coming to the Kotel and praying. Why don't you come and join us? You will talk on the Haram Sharif. They don't allow us to the Haram Sharif. We'll pray down below. And you come and pray above. Önümüzdeki 12 hafta içinde 3 büyük dini bayram var. Paskalya'da dahil olmak üzere. Siz de gelip onun o vakit dolduğunda büyük bir dua olacak, öyle binlerce kişinin katıldığı. Siz de gelip Haram el-Şerif'te konuşma yapsanız, Müslümanları zaten sadece Müslümanlara izin veriyorlar orada. Siz de gelip. Aynı anda hem Müslümanlar toplantı yapsın hem Museviler toplantı yapsınlar. Topluca Allah'tan Moşe'nin, Mehdi'nin gelişini istesinler. İnşallah. At the same time. Muslims should meet together with the Jews, all the Jews come together and to pray for the appearance of the Moshiach. That's what we pray, but we pray for peace and for Moshiach, yes. But together with Muslims. Well, that the Muslims come. Evet, ederiz. Bring them. Ama sizi söylüyor tabii, siz gelirseniz diyor. Geleceğimiz gün gelecektir. This day will come. When I will come, this day will come, inşallah. Beraber. Moshiach directs them. Moşiyah sizi yönlendiriyor. Or will they come before? Ondan önce mi? Will they bring Moşiyah? Will Moşiyah bring them? Ben ona uyuyorum. Ona siz göre. Siz Moşiyah getirirsiniz, Moşiyah mı sizi getirir? Moşiyah mı beni getirir? Sizin Moşiyah getirirsiniz. O kendi gelir. Ben de oraya gelirim. İnşallah. Moşiyah will come. İnşallah I will come. I will join. Very soon. Impossible. İnşallah. Çok yakında inşallah. Evet. İnanın bunun dışında çözüm yok. Believe me, there is no other solution except this. Bir gangren meydana geldi. Yani dünya komaya girdi. There is a gangrene and there is a coma in the world right now. The world is in coma. Yani bir şok dışında insanlar uyanamaz. Except a shocking event, people cannot wake up. We have Daesh, is a shocking event. Mesela diyor, Daesh bir şok verici bir... Evet. Evet. Yes. Her türlü olaylar, yani her türlü terör, şiddet, hepsi bir şoktur. Evet. Yes, all the terrorist events are a shocking event. Yani hepsi Moşiyah'ın çıkışı alametidir. And these are all the signs of appearance of the Moşiyah. Musevilere yapılan saldırılar da Moşiyah'ın çıkışı alametidir. The attack to the Jewish people is a sign of appearance of the Moşiyah also. Museviler bu konuda kararlı olsunlar, ısrarla Moşiyah için topluca dua etsinler. The Jews should be determined for that and should pray for the appearance of the Moshiach all together. Bu basına yansısın, televizyonlara yansısın. And this should be reflected to the media, to the broadcast, to the TVs. That is a bit of a problem. Bu biraz problem. The TV is a bit of a problem. İnternet TV in Israel is still, except for people like Asaf, who is on TV now, TV is mainly in the hands of people who are not religious, but the good news is that more and more the percentage of people who are against religion in Israel is getting smaller and smaller day by day. İsrail'de bu biraz problem çünkü televizyonlara hala dinler olmayanlar hakimler ama iyi haber diyor müjde, İsrail'de dinlerlerin sayısı gittikçe artıyor. Biz yayınlarız. We can broadcast this. We will broadcast this. İnşallah. This meeting. Aynı anda topluca dua edilebilir. At the same time, all together Jews pray for the appearance of the Moshiach. Ve ısrarla bu çok büyük etki yapar. And in a determined way, and this will have a lot of effect, very powerful effect. So, will you send the group to come to Israel to photograph, to take the picture, to show it? İsrail'e bir gönderir misiniz bu çekimler için, fotoğraf çekmek için?
Nakli yayın yapabiliriz. We will do a live broadcast. Okay. We will broadcast so you will be TV. Coming with the TV group? Siz de gelir misiniz diyor televizyonunuza. Olabilir. Yes, it can be possible. Okay, I will send you the dates and you come. Ben size zamanını gönderirim, siz de gelirsiniz. Olur. İnşallah. Çok iyi olur. Yani yüksek sesle İsrail'in inlemesi lazım yani İnşallah. Kudüs'te. Allah'tan Moşe'nin istenmesin böyle Kudüs'ün her tarafından duyulacak gibi yüksek sesle söylenmesi lazım. Yes, with a high voice, high sound, they should pray for the appearance of Moşe'ya and this will shake the entire Jerusalem and it will be heard all over Jerusalem. İnşallah. İnşallah. Etkisini hemen göreceksiniz. And you will see the power of that inşallah. Reflection. I will be happy. We all will be happy. Çok mutlu oluruz hepimiz. Evet, ısrarla bununla devam edilmesi lazım. In a determined way we should continue that. Çünkü İran bekliyor. IŞİD bekliyor yani. Evet. Ne diyorlar IŞİD'e bu? Daesh. Evet. ISIS mi diyor? Evet. ISIS diyorlar değil mi? Evet. ISIS bekliyor. Taliban bekliyor. El-Kaide bekliyor. Herkes bekliyor. Onlar Mehdi geldiğinde kanı duracağına inanıyorlar zaten. Evet. Iran is waiting for the Mehdi. ISIS is waiting for the Mehdi. Al-Qaeda, Taliban is waiting for the Mehdi. They all believe that Mehdi will appear and the bloodshed will be stopped with Mehdi. But do they believe that if we have 50,000, 100,000 Jews praying at one time, actually there are many more than 100,000, but at the Kotel we can't have more than, I think, 50,000 at one time. But at the same hour, the same hour that day, you have all over Israel people praying at the same time. I think many more than 100,000. I think in Jerusalem you will have at least 50, and in my city you will have at least 3,000 or 4,000 people praying at the same time. Evet, this will be all enough. Over Israel. İsrail'de 100,000 de çok üzerine çıkar. Yani 100,000 olur ama her tarafında olursa İsrail. O çok muhteşem olur. Yani çok net duyulacak şekilde. At sunrise. Evet. Güneş doğarken. Evet, çok net duyulacak şekilde Moşiyah'ın ismiyle ısrarla yüksek sesle dua edilmesi ve sürekli tekrar edilmesi. İnşallah. This will be very very beautiful. And but with a high voice, high sound. Oh no. So it will be heard everywhere. The it name of the Moshiach. It's done this way. You have first the person leading the prayers until sunrise and then quiet. Everyone prays silently. This is the way to do it. Şöyle yapılıyor dedi orada. İlk önce bir kişi dua ediyor. Fakat diğer bütün herkes sessizce dua ediyor ondan sonra. Eğer Tevrat'a uygunsa bir bakalım. Tevrat'tan ben bir delil bulabilirsem bir bakayım. Yani siz de bak, siz daha iyi bilirsiniz. Yes, you're right. Haklısınız, evet. It also says to cry out. Evet. So we don't do that. O çok evet, kötü. We do that separately. Söyleniyormuş, bağırın diye söyleniyormuş. Biz bunu yapmıyoruz diyor. Siz haklısınız. That instant at sunrise, we're all together. And all of a sudden you have people praying out loud and then quiet. People pray from their heart, nothing. Until the sunrise. That's what they have. At sunrise. Evet, güneş doğarken ilk önce dua edip sonra sessizce dua ediyorlarmış ama siz haklısınız diyor. Yok, yüksek sesle. Evet. Güneşin doğması cry out loud. Sessiz kalıyormuş herkes. They don't cry out loud. They cry from the heart. Evet, yüksek sesle yetmiyorlar diyor. Evet, o zaman güneş doğmadan önce de olabilir. After that, we have prayer, and then we all have the prayer of thanking God. And at the end of thanking God, we cry to God out loud to bring salvation to the world. That would be about 10 to 15 minutes later. 10-15 dakika sonra yüksek sesle bir şükür duası varmış. Onun sonunda Allah'ın barış getirmesi için yüksek sesle dua ediyormuş, kurtarılması. In Psalms chapter 118. Zebur'da 118. bölümde geçiyormuş bu. Evet. You can read it. Siz okuyabilirsiniz. Evet, hahamlar kendi aralarında toplanıp bir çözüm bulabilirler. Yani yüksek sesle Allah'ın Moşiyah'ı gönder tarzında dua edecek. İnşallah. The rabbis come together.
all the rabbis, and they can find a solution to cry out loud for the appearance of the Mashiach. Prayer. That will be a quarter of an hour later. Quarter of an hour, 20 minutes later. Beş dakika sonra bu olabilir diyor. Güneş olmuş. But it's not all together at the same second. Aynı asani olmayabilir ama 10-15 dakika sonra olabilir diyor bu. Bir kişi yüksek sesle hoparlörle söyleyecek. Diğer kişiler aynısı da tekrarlayacak. Bir kere söyleyecek, bir daha tekrarlayacak. Bunu 7 kere tekrarlasak iyi olur. The leader says out loud and then everybody responds saying the same thing. Ana Hashem Ufi Ana, Ana Hashem Atzlich Ana. This is in chapter 118. And there we have prayer. Like that. And everyone says it out loud. Evet, öyle bir loud voice. Sistem varmış dediğiniz gibi. Bir kişi söylüyor, tamam. Tekrarlıyor. He says. 7 kere tekrarlarsak bunu çok muhteşem olur. 7 times. Yeah. If you repeat that. Ya 12 kere veya 7 kere. 7 times or 12 times it can be repeated. First one person in a speaker prays for the appearance of the Mashiach and all the crowd repeats that, cry out loud. 7 times or 12 times can be repeated. Biz canlı yayınlamak için geliriz İsrail'e. And we will come to Israel to broadcast as a live in our TV. Siz bize gün belirleyin. You determine the day. Organize edelim. Evet. And we can organize. Ben size vereceğim zamanını inşallah. Çok maşallah. Çok muhteşem olur. That will be beautiful thing. Yani etkisi de hemen görünür. And this effect will be seen very soon. Bereketi etkisi görünür. The baraka will be soon, blessing will be soon, very very fast. Baraka is a bracha. Yeah. Bracha. Maşallah. Okay. Maşallah. Sorry. Yani akıl almaz heyecan meydana getirir. It will be there will be so much excitement it will generate. Tevrat'tan özellikle Moşiyah'la ilgili Allah'ın hükümlerinde okursalar birkaç mesela 3-4 hüküm okursalar, ayet okursalar. If they will read from the Torah some parts about the Moşiyah, 3 or 4 paragraphs, that will be beautiful also. Some commandments. Onun arkasından bu olursa. We read on that day, we read about the angels. That's what we read on that day. We read from Ezekiel about the angels, chapter 1 of Ezekiel. Ezekiel'den birinci bölümü okuyoruz meleklerle ilgili. Evet. Moşiyah'ın isminin geçtiği yerler özellikle olursa çok çok iyi olur. Especially when Moşiyah comes in the Torah, to read that part. Bir veya iki ayet de olsa olur yani. Even one or two small parts will be very effective. That we have in Psalm 118. Evet, bu 118'de var zaten bu söylediğim bölümde. Bize burada. Evet, sizden bu güzel haberi bekliyorum. I expect for this good news from you. I send you the verses from the psalm, and I will send you the date. And I will send you what is done, and I will see if... I don't think I can influence 100,000 Jews right away. And not this, but if what I send you is suits what Mr. Oktar thinks, you're welcome, of course. Size buradan ayetleri göndereceğim tarihle beraber, okunacak ayetleri. Evet. Ama bir kişiyi etkileyebilir miyim bilmiyorum. Zamanını da göndereceğim ama yüz binlerce kişiyi hemen etkileyebilir miyim onu bilmiyorum ama ben size bildireceğim zamanını ve bölümleri de göndereceğim. Evet, hahamlar çok etkileyici, çok güzel, etkileyici insanlar. Allah yardım eder, toplanırlar dersin. Rabbis are very effective people and God will help and they will come together. God will help. It says in the Torah that Jews are very stubborn people. Tevrat'ta Musevilerin çok inatçı olduğu da geçiyor. Bu sefer ama... And if we weren't stubborn people, we wouldn't be here. İnatçı olmasaydık burada da olmazdık. Musevileri seviyoruz. We love Jews. İbrahim'in evlatlarını seviyoruz. Children of Abraham, we love them. Thank you. I'm glad. We love all people. All people, we are all brothers under Adam and Eve. And we are all brothers under them. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatlarıyız. Biz de herkesi seviyoruz. Hazreti Adem, maşallah. Doğru. Brothers and sisters. Kardeşler, kardeşleriz. Fakat İbrahim'in evlatları için müjdelenmiş o vaat edilen topraklar. İnşallah oralara Moşiyah'ın hakimiyetini göreceklerdir. If this is a glad tidings for the children of Abraham, the promised land, and you will be sovereignty in the promised lands. Çünkü Kur'an'da öyle geçiyor, Tevrat'ta da öyle geçiyor. That comes in Quran, that comes in the Torah. Yes. It's promised for the children of Abraham. Maşallah.
children of Jacob. Ve Hazreti Yahya. Children of Jacob. Hazreti Yakup, pardon. Yakup. Evet. Allah'ın yardım ettiğini göreceksiniz inşallah. You will see that God will help. İnşallah. So we will correspond. We have time. Evet, zamanımız var. Yazacağız. Bir bağlantı olacağız, evet, inşallah. Allah'ın melekleri Kudüs'te geziyorlardır. The angels of the God are traveling in Jerusalem. Wandering in Jerusalem. Nefesh Chaim, one of our very important modern commentators. Modern means the beginning of the 19th century. He says, I think I mentioned this to Mr. Oktar the last time or the time before last, that we create angels. We create the angels. It's up to us to make angels. Angels are created by our good deeds. So it is up to us. It is we determine. It is, you say that the time has come for Mashiach. It is up to us to make him come. Evet, ben geçen sefer de size söylemiştim. Melekleri biz, yani güzel amellerimizi, salih amellerimizi biz oluşturuyoruz kendimizde, melek ahlakını. Bunu sana size son geldiğimde de zaten iletmiştim. Dikkatimi çekti Ömer. So yes, I paid attention. Let's continue our good work. İnşallah devam edelim bu güzel salih amellere inşallah. İnşallah. And you will come and pray with us. Ve siz de gelecek, beraber ibadet edeceğiz orada inşallah. Evet, inşallah. Very soon inşallah. Çok yakında inşallah. 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 Ben baktım mescide ait resimlere, getirdiğiniz resimlere. Tam içime sinmedi. Benim kafamdaki çok daha güzeldi. I look at the pictures you brought to me about the temple. Yes. But I'm not very happy. In my mind, much, much more beautiful. I'm not satisfied much. Okay. I'm willing. I'll be happy. Çok memnun, ben de mutlu olurum bundan. Evet. Binlerce ton 24 ayar altın kullanılması gerekiyor deriz. We have to use thousands of ton 24 grade top grade 20, gold. Top grade gold. Yeah, top grade gold. Yes. Evet. Işık gibi parlayacak uzaktan deriz. It will be enlightened from distance. Maybe I send people from the Temple Institute. I will ask them to come and they can discuss with you what they think. Bu tapınak enstitüsünden insanlara soracağım diyor, buraya gelip sizle görüşmeleri için. Emin değilim ama geleceklerini, ama sorarım diyor inşallah. Evet, benim aklımdaki hali mutlaka benim görmem gerekiyor deriz. I have to see whatever is on my mind. I must see that. Ve orada kurban keseceğiz. Kokusu bütün Kudüs'e yayılacak. We will sacrifice there and the smell will be travel to entire Jerusalem. Spread, evet, entire Jerusalem. İç yağlarını da orada yakacağız dersin. Onun kokusu her yere yayılacak dersin. The inner fat with the smell will be spread also entire Jerusalem. That will be God willing, that will be in Pesach. That would be either in 5 weeks or next year. That is when we have the big like in the Muslims have the day they have these slaughtering on the Temple Mount, Eid al-Fitr. I don't remember. Beş hafta, at the end inşallah of Ramadan, I think. Müslümanların da böyle bir zamanı var. Pide yiyip hayvan kurban ettikleri. Our celebration would be, if we are worthy of it, our celebration would be on the first day of Pesach. Pesach'ın ilk günü. Before Pesach. Ama biz mescitte, Süleyman'ın mescidinde onu pişireceğiz dersin. We will sacrifice in the Solomon's Temple. Benim için önemli olan soon. İnşallah yakında. Eti her yerde pişiriyoruz dersin. Ama orada pişirmek çok önemli. Yes, we have meat everywhere, but we have to sacrifice there, especially in the Solomon's Temple. That's what matters. İnşallah. Kokusu Jeriko'ya kadar gidecek diyor Tevrat'ta. In Torah it stated that the smell will spread to Jericho. Yes. Evet. Maşallah. Maşallah. İnşallah yakında. İnşallah. Can I share something? Yes. Ben bir şey söyleyebilirim. I want to say that there is a great thing to see a different Islamic point of view
that think differently from the bad Islam we are seeing daily, and hope to see that direction will go on and develop to something big and enormous that can show the Islam, the real Islam, and the connection between the Islam and the good connection between Islam and the Jewish. Bu sizin bu fikirlerinizi duymak çok çok güzel. Gerçek İslam'la bağnazlık arasındaki farkı görüp ve günün birinde gerçek İslam'ın böyle dev bir şekilde gelişip Müslümanlarla Museviler arasındaki bağlantıyı ortaya koyması. Mesela Süleyman'ın, Hazreti Süleyman Müslüman olduğundan, onun sarayının ihtişamından birçok Müslüman haberi yok. Halbuki Kur'an onu örnek olarak veriyor. Bunu yeniden yapın anlamında söylüyor dersin. Bundan haberleri yok dersin. Çok şaşırtıcı olan bu durum bu yüzyılda yok olacak dersin. Düzelecek bu dersin. It is very surprising that Solomon is given as an example in the Quran as a Muslim and his palace and his temple is given as an example that has to be rebuilt. That's very surprising. That many Muslims are not aware of this. This is given as an example of worship, as an example, good example. It's not very surprising that this is mentioned because when Solomon dedicated the temple in the first volume of the Book of Kings in chapter 8, it's a long prayer for the nations, a long prayer. You can read it. I don't know it by heart. It's very beautiful. Tevrat'ta çok güzel bir anlatım var zaten Hazreti Süleyman'ın mescitte tapınaktaki duasıyla ilgili. Okuyabilirsiniz. Ezberi hatırlamıyorum ama şimdi okunabilir. So it is not surprising that the Prophet Muhammad took this to heart and brought it into the Quran. Evet, bu o zaman şaşırtıcı değil tabii. Bunun Kur'an'da yer alması Hazreti Muhammed'e vahiyle bildirilip kalbinde oluşup bunun Kur'an'da yer almış olması o zaman şaşırtıcı değil tabii. İsrail'in bizim peygamberimiz olduğunu bilmiyorlar. Musa'nın bizim peygamberimiz olduğunu bilmiyorlar. İbrahim'in bizim peygamberimiz olduğunu bilmiyorlar. Süleyman'ın bizim peygamberimiz olduğunu bilmiyorlar. Bu bela getiriyor dersin. Many Muslims doesn't know that Abraham is our prophet, Jacob is our prophet, Solomon is our prophet, David is our prophet. That brings a lot of trouble. But they don't know it. They're not aware of that. Hatta öfkeleniyorlar İsrail'e. Kahrolsun İsrail diye bağırıyorlar. Peygamber ismidir İsrail'ler. Yeah, they are even angry against Israel as a prophet and they say damn Israel. And that's a terrible thing. But Israel is the name of the prophet in the Quran. Yeah. Hmm. Ben bunu eleştirdim. Ondan sonra bu durdu dersin. Kahrolsun İsrail demiyorlar. When I criticized, it is forbidden to say damn Israel, and they stopped saying that. Because Israel is the name of the prophet in the Quran. Yakub'un ismidir, Hazreti Yakub'un ismidir İsrail. It's the Kur'an'da name of Jacob and it comes in the Quran, Israel, name Israel, yeah. Bizim peygamberimizdir. It's our prophet. İsa. Mesela benim İsrail soyundan gelmem çok korkunç bir şey gibi görüyorlar. Halbuki çok büyük bir şereftirler, peygamber soyudur. Some radicals have seen that I'm a descendant of prophet Israel as a terrible thing. But this is a big honor, this is a beautiful thing, that I'm a descendant of Prophet Israel. Yüzlerce eleştiri yazısı geliyor. He gets hundreds of criticisms and messages coming to our TV. A lot of truth suffers from a lot of criticism from people who are afraid of the truth. Evet, bu eleştiriler gerçekten korkan insanlar tarafından yapılıyor. Yahudilerden korkan. Beni daha da açar dersin, şevklendirirsin. That increased my enthusiasm even more, these criticisms. People who are afraid of the truth should think, should we not be a lot more afraid of the lie? Bu gerçekten korkan insanlara şunu söylemek lazım, biz yalandan daha çok korkmak gerekir. Hayır, bilgisizliğin derecesini bu gösteriyor. Yani İsrail soyundan olmayı korkunç bir şey gibi görmek müthiş bir akılsızlık. That's because of the ignorance. To see the descendant of Israel, to see as a terrible thing of this kind of people, is a terrible thing itself. It's because of the ignorance. Okay. So we have a job. Bir işimiz var o zaman, bir görevimiz var. Soykırım konusunda zaman zaman böyle İsrail'le tartışmalar oluyor. Onlar
sizin bize olan sevginizi, bizim de size sevgimizi kıskandıkları için yani bana sormaya gerek var mı? Tabii ki aklı başında her insan soykırıma karşıdır. Yani sen soykırımı destekliyor musun demek hakarettir bir insana. Her insan, aklı başında her insan böyle bir zulme karşı tavır alır tabii ki deriz. İnşallah. Every person with wisdom, of course, is against Holocaust. Sometimes there is debate in Israel whether I believe or against the Holocaust. But this is illogical thing, because everybody who has wisdom is against Holocaust itself. And that increases our love to you, and it increases your love to me, these kind of debates about the Holocaust. Of course, I'm against Holocaust. Nazilerin yaptığı vahşet her insanın kanını donduruyor. Yani bunun tartışılacak bir yönü yok. Nasıl Hülagü Müslümanları katlettiyse, bu bir vahşetse, o Hitler'in yaptığı da tabii açıkça bir vahşet. Bu vahşet midir diye tartışmayı açmak son derece yersiz. Of course, it's to open a debate whether is Nazis Holocaust violence is a terrible thing or not. Of course, it's a terrible thing. It's terrifying the people actually. And like for example, there was Hülagü. And that did a Holocaust to the Muslims. Of course, it's a terrifying thing. Of course, it's a terrifying thing for the Nazis against the Jews. And everybody with wisdom is against that. Nobody with sound minds. My wife, grandmother, she's now 93 years old. And she born in Czechoslovakia. And she was 16. When the Holocaust case took place in the Czechoslovakia, Slovakia and Czech was together, and she ran away from the Nazis, and she finally they caught her and put her on a train to Auschwitz, and she at 16 years old jumped from the train and saved herself and her father and three sisters and survived the Holocaust. Eşimin büyük annesi 93 yaşında, 16 yaşındayken Çekoslovakya'dayken bu Nazi zulmünde bir trene koymuşlar. Auschwitz kampına gönderirken trenden atlayarak kurtulmuş. Aa maşallah. Bütün ailesi ancak trende bunlar atlayanlar kurtulmuş gerçekten hepsi. Yani o filmi seyrettiğimizde kim olursa olsun nutku tutuluyor. Yani çok ızdırap çekiyor her insan. Whenever somebody is watching the documentaries from that time, Nazi violence, everybody suffers from that, of course. Evet. My wife was born in Częstochowa, and as an infant, her parents were taken to the ghetto, Warsaw ghetto, in Warsaw. She was smuggled out of the ghetto by her cousin, and she and her cousin survived. And her parents had 200 cousins. Not one survived. Evet, eşinin de akrabaları Varşova'da bir ghettoya konmuşlar. 200 tane akrabasından hiç kurtulan olmamış. Onlar kaçarak kurtulmuşlar. Bize çocukluğumuzda musibileri anlatırlardı. Çocukları kesip kanlarından ekmek yaptıkları, bütün dünyayı esir alıp onları mahvedecekleri çok korkunç varlıklarmış gibi gösterirlerdi. Sonra gerçekleri gördük ve bütün gücümle Musevileri koryan bir tavır içine girdim. When I was a child, we were hearing very many tales and stories about the Jews, that Jews are cutting the babies and they're sucking their blood and making breads, that kind of stories we grew up. Then I saw the reality. And with all of my power, I started to defend the Israelis and Jews. Yani biz Musevilerin ödümüz kopardı. Çok korkardık. We had fear of the Jews. When we hear about the name of the Jewish word of the Jews, we had so much fear against them. Yani bayağı inanıyorduk ekmeğin içine çocuk kanı karıştırıp yediklerine. And we were believing in that they were mixing up the blood of the babies into the bread. The yani children. Çok korkunç iki türlü propaganda var. Bir Musevileri korkunç gösteren propaganda var. Bir de Musevilerin işte maymun oldukları, kesilmeleri gerektiği, ağaçların onlara haber vereceği, onların yok edilmesi gerektiğine dair karşı korkunç propaganda var. Her ikisi de uydurma dersin.
There are two false propagandas. First one is about that they're making mixing up the blood with the breads and that kind of propaganda. The second one that the Jews are the monkeys and they will be given the news will be given by the trees and the stones and they have to be killed. Ama tabii bu araştırılınca anlıyor ama bilgisiz bir insan bunu göremez. But only we can understand it with good research find the right path. But an ignorant person by hearing this can be affected by that. Mesela soykırımın olmadığı, bunun bir Musevi uydurması olduğu da çok yaygındı o zamanlar. There was a widespread propaganda also that the Holocaust is a lie and that is being generated by the Jews themselves. Evet, benim arkadaşım işte Nuri de o zaman öyle bir kitap çıkartmıştı dersin. Evet. Soykırım yalanı diye dersin. Bizde hatta o arada birçok insan da buna inanıyordu dersin. İran da şu an inanıyor. İstanbul ülkelerinin birçoğu buna inanıyor. Ben Soykırım Vahşeti isimli kitabı çıkarttıktan sonra bunun böyle olmadığı, tam tersi olduğu, gerçekten bir vahşet olduğu ortaya çıktı dersin. Daha önce bu bilinmiyordu dersin. Evet. Ben bu karşı iddiayı karşı delillerle yok ettim dersin. There was a book published by a person that I know, my old friend, Nuri Özgulak his name. He published a book by his name actually, by his pen name, about the Holocaust lie. But after that, I published a book, Holocaust Violence, myself. And after that, only after that, the Islamic world understood that Holocaust is a big violence was done against Jews. Only after that, Iran, for example, was believing widespread, widespread way, Iranians, that the Holocaust is a lie. Many Muslims. Evidence, I proved that there's violence. Bizim bu bilgiye ulaşmamız öyle kolay olmadı dersin. It wasn't easy to reach that, these evidences of the Holocaust. Yani Musevileri tanımak öyle kolay bir şey değil. It's not easy to recognize the Jews. To know the Jews. Tanıyan sever ama bu propagandanın etkisinde olan yani delice nefret eder dersin. Somebody who's under effect of this propaganda has enmity and hatred, but anybody who knows Jews will love Jews of course. Özellikle bu Soykırım Vahşeti kitabın televizyonda yayınladığımız filmler, Soykırım Vahşeti ile ilgili filmler Türkiye'de çok olumlu bir zemin meydana getirdiler. It is this Holocaust violence book especially and our TV programs in Turkey generated the foundation of this knowledge in Turkey now. İslam dünyasında bunu yapan tek kişi, başka yok. I'm the only person in the Islamic world doing this, showing this Holocaust violence. Yani Musevileri gerçek yönüne akılcı olarak savunan başka yok benim başka Müslüman. Person who's defending Jews in a rational and logical way is I'm myself. There's no other person. Evet, bir tek Nazi soykırımı değil yani biliyorsunuz onlar Türklerin de aşağı ırk olduğuna inanıyorlar. Çingenelerin, Çinlilerin de aşağı ırk olduğuna inanıyorlar ve onların da yok olması gerektiğine inanıyorlar. Çanakkale'de de bir soykırım yapıldı Türkiye'de. Evet. Not only the mentality that the Jews are the lower race, but they also believe that Turks are the lower race, Gypsies are the lower race. And they did a Holocaust in Çanakkale also in Turkey. For the Turkish people. 250,000 people were marched in Turkey. 200 bin insanımızı kısa sürede yok ettiler. 200,000 people were killed in Çanakkale in a very short time. Yeah. Sırf Türk oldukları için. Because they were Turks, they believe they are lower races. Like they believe the Jews are lower races. Onların bir maymun türü olduğuna inanıyorlar dersin. They believe that they monkey race, monkey species. Yani insanla maymun arası varlık olduğunu inanıyorlar. They believe it's between ape and humans. My grandmother, wife's grandmother, always when she speak about the Holocaust, she said that great victory is that she come to Israel, live in Israel, born children and grandchildren and so and so, and the Israel. Is now hard and strong, and there and she born children that come to the army and grandchildren are officers in the army, and this is a big victory for her. I'm asking him if he think that Israel supposed to be strong because of that issue. Evet, benim büyük annem de İsrail'e gelişi, bu soykırımdan kaçıp İsrail'e gelişi, torunlarım olmuş, orduya girmişler. İsrail güçlü oldu diyor bu şekilde diyor. Siz de İsrail'in güçlü olması gerektiğini, bunun doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle güç sahibi olması. Çocukları orduya katılmış, bu şekilde İsrail'in güçlü olmasını istiyor musunuz?
İsrail'in güçlü olacağını zaten Kur'an söylüyor dersin. Yani o vaat edilen topraklara hakim olacaklar ama bu Moşiyah kanalına ve dindar olmaları şartıyla olacaklar. The Torah says that Israel will be strong and will sovereign the promised land but only with Moşiyah Mehdi, King Messiah. Yani inananlar o bölgeye hakim olacak. Peygamberimiz de hadislerinde söylüyor. Mehdi zaten açık açık geçiyor. Yakup oğullarındandır diyor. İsrail oğullarındandır diyor. Görünümü İsrail görünümünde duruyor Peygamberimiz Mehdi için. Yes, the children of Israel, they will sovereign these promised lands, the holy land and the promised lands, definitely. And it's stated also in the hadiths that Mehdi is the descendant of the prophet Jacob, Israel will be. It is stated in the hadiths very clearly. And he will look like Benai Israel. He will have an Israeli appearance. The Mehdi will have an Israeli appearance. Our prophet says, Prophet Muhammad, in the hadiths. Ben hadise şaşırdım. Mesela İstanbul'u diyor, İsrailoğulları kuşatır diyor. I was surprised when I heard about the hadith that the children of Jacob, children of Israel, Yakup oğulları diyor tabii. Conquer Istanbul. Ya Mehdi için söylüyor, Moşiyah için. It stated for the Moşiyah Mehdi. I was surprised about to hear that. Here I am. Ben de buradayım işte. Ben de buradayım. And I am here. Beraberiz. İnşallah. We are together. İnşallah. Aslan. Thank you, Aslan. In the Quran, it's also promised to the Jews that promised land is also promised to the Jews in the Quran. Not only in Torah, but in the Quran also. Yeah? Thank you very much for the hospitality. Çok teşekkürler bu anlattıklarınız için. Ben de teşekkür ederim. I'm sorry for the action because of you know the news. Evet, bu olan olayı Ankara'da olan olayı. Bu olacak olayların 2016'da bunların olacağını söyledim geçen günler. Yani daha da şiddetli ve devam edecek. Evet. Hadislerde var bu. I stated that very recently that this violence will happen and it will increase. The violence will increase in 2016. I stated that. Hatta söylediğimin ertesi günü oldu ders olaydı. This happened next day. I stated that. It will increase, the violence will increase, I stated, and next day it happened. Bunlar Türkiye'ye zarar vermez. But this will not damage Turkey. Sadece manevi uyanışa sebep olur. This will only cause wake-up, spiritual wake-up. Right. Spiritual awakening. So I'm dealing with the nonsense of the news, and he's making the huge steps. The nonsense of? With the news, I'm dealing with the ordinary news, and he is doing the major steps. Siz büyük adımlar atıyorsunuz. Ha, maşallah. Ama senin de kalbin, vicdanın temiz olduğu yüzünden anlaşılıyor. It could be understood from your face that you have a clean heart and very clear conscientiousness. O kippan bile seni sevmemiz için yeterli dersin. This kippa is enough to love you. Evet. Maşallah. Dindar Musevileri çok seviyorum. I love religious Jews very much. Yani bilirler dersin, herkes bilir. Everybody knows that. Ya gördüğümde içim açılıyor dersin. When I see them, it opens my heart. Mesela hahamlar geldiğinde acayip seviniyorum. I become very happy when the rabbis come over here. We hope that all the religions can live together with hope and not without a violence. Evet, biz de umarız ki inşallah bütün dinler savaş, şiddet olmadan birlikte yaşayabilirler. I remember when I was three years old, I was living in the settlement, and I was helping the Muslim Palestinian Muslim to pick up oils together. And to take the olives. Take the olives, yeah, from the tree, and I think that is the more common that we are making is the best. Evet, ne kadar bir araya gelirsek o kadar iyi. Ben mesela çocukluğumu hatırlıyorum. Onların zeytin toplayıp yağ elde etmelerine ben Filistinlerin biz yardım ediyorduk o zamanlar. Ne kadar bir araya gelirsek o kadar iyi. Evet, Türkiye'de sizlerin mesela sık sık gelmeniz hükümete de millete de çok olumlu etki yapıyor dersin. But your being here frequently has very powerful and positive effect on the government and Turkish nation here. Your coming being it's here great, frequently. It's a great effect. Yeah. Thank you. Peki, çok teşekkür ediyorum.
Sizleri çok seviyoruz. İsrail'deki dostlara hepsine selam. We love you very much. We send our salam to our brothers and friends in Israel. Kıskananlar da sevgimizi boş yere uğraşıyorlar. Whoever is jealous about our love, they struggle for nothing. Sadece daha pekiştiriyorlar bağımızı ve beni daha iyi tanıtıyorlar. Başka bir şey olmaz. They only increase our bonds, make more powerful, and they spread myself more widely in Israel. Whoever is jealous of our love should join us. Kim kıskançsa bizim sevgimize katılsın. Evet. Maşallah. Peki, maşallah.